Türkiye Nereye'nin 3. bölümdeyiz. Konuklarımız var. Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'nin koşullarını konuşuyoruz. YPG'yi konuşuyoruz. Amerika'yı konuşuyoruz. Ve Zeynep Gürcanlı'ya dönüyoruz. Demin kapatırken sana söyledim Zeynep. Yani bir sıkıntı var. Mesela o sana okuduğum yazıda Kuzey Suriye Kürt Cumhuriyeti kuruldu diye bir ibare var. Yani bu koridoru kurmak, bu denizi açılmak konusunda Amerika, hatta Rusya da örtülü olarak destek veriyor. Suriye'de çok ses çıkarmıyor. Yani gerekçesini bilmiyorum onun. Rejim açısından söylüyorum. Peki bu mutlaka bize dönecek. Yani bu basit bir koridor olarak kalmayacak gibi geliyor. Yani eğer uzun dönem düşünürsen Türkiye'den toprak talebi mutlaka bu yeni kurulan, bu özel kantonların birleşmesi oluşacak. Özel koridorun diye, koridor devletin talebi olacak. Ama iktidar çok rahat. Yani bugüne kadar göz yumdu. İşte Başbakan İnan Yıldırım şunu söylüyor. Amerika'ya savaş ilan edecek değiliz. Adı ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG. Terör örgütüne karşı savaşmaya devam edeceğiz diyor. Ama tercih değil, kısa vadeli bir gereksinim diyor. Amerika bize dokunmaz diyor, zarar vermez diyor. Bu aşamadan sonra bölgede ne olur? Türkiye'nin ne gibi önlemler alması lazım ki kendi topraklarına yönelik bir talep ya da tehdit oluşmasın? Şimdi önce şunu söylemek lazım. Amerika ile savaşacak değiliz dedi başbakan. Benim içim sızladı. Elbette kimseyle savaşmayalım ama bunu da çıkıp başbakan söylemesin. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na bakanlar o zamanın Amerika'sı olan, en güçlü ülkesi olan İngiltere'ye Atatürk'ün kafa tutabildiğini görürler. Yani bu eğer ülkenin bekası söz konusuysa, ülkenin birliği söz konusuysa Amerika'sı da Çin'i de hepsi toplanıp gelsinler demesi gerekir Sayın Başbakan'ın. Fakat benim içim sızladı. Ben onu söylemekten geçemeyeceğim yani hakikaten bu bir iç sızısı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı işte şimdi Amerika'ya gidiyor. Gitmemesi gerektiği halde gidiyor. Bunu zaten konuştuk. Bir de bir başka bir şey var. Şimdi bunlar Obama'yı beğenmiyorlar ya. Obama ilk ziyaretini başkan olarak nereye yapmıştı? Türkiye'ye yapmıştı. Geldi burada işte Ortaköy'de caminin önünde konuştu şöyle böyle. Neden? Şöyle bir çizgi verdi. Bu bölgenin lider ülkesi Türkiye'dir. O zaman böyle laiklik, laik bir Türkiye'den bahsediyorduk daha şeydi. Lider ülkesi, gidilebilecek ülke, peşine takılacak ülke Türkiye'dir dedi. Trump nereye gidiyor? Şimdi bir NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek. O bir uluslararası toplantı. Fakat ikili ziyaretini nereye yapacak? Suudi Arabistan'a. Bak bu çok önemli bir unsur. Artık Türkiye, işte bizimkiler zorla gidip Oval Ofis'te fotoğraf falan alacaklar ama Türkiye bölgedeki liderliğini, iddiasını, her şeyini tamamen kaybetmiş durumda. İkincisi, Suudi Arabistan'da Trump bir de Suudi Arabistan Kralı ile birlikte oradaki bir toplantıya katılacak. O toplantının adını da İslam ülkeleri toplantısı koymuş. İslam ülkeleri zirvesi, Amerika İslam ülkeleri zirvesi diye bir toplantı icat etmişler. Ev sahibi Suudi Arabistan işte böyle bir başkan havasıyla ve biz de ona davetliyiz. Yani şimdi Trump'a giden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben o toplantıya da gideceğini tahmin etmekte pek güçlük çekmiyorum. Umarım gitmez ama ben gideceğini tahmin ediyorum. Açıkçası daha bir açıklama yapılmadı o toplantıya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılıp katılmayacağını henüz bilmiyoruz. Ne anlamı var o toplantıda? Yani. Şimdi ona geleceğim. Burada Trump'ın bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidara gelirken kampanyası boyunca hep söylediği şey en büyük tehdit İran'dır oldu. Neden en büyük tehdit İran? Çünkü İsrailliler bunu böyle görüyorlar ve Trump da bütün dış politikasını İsrail yörüngesinde İran'ın enterne edilmesi mümkünse İran'daki o Şii rejimin yıkılması üzerine kurmuş durumda. Bunun için işte burada bölgede olan Amerika'nın tırnak içinde söyleyeyim peyki diyebileceğim ülkeleri kullanacaklar. Bunun bir tanesi Suudi Arabistan'dı. İşte Yemen'e karşı bir operasyon başlattılar. Suudi Arabistan müthiş zarara uğradı bu operasyondan ve üstelik de Yemen'de hiçbir şekilde başarı sağlayamadı. Ama İran'ın kendisi var. Hani o peyklerde bir takım şeyler dönüyor ama bir de birinin de İran'ın kendisiyle uğraşması lazım Amerika'dan bakınca. Bu da şöyle bir bakınca haritaya ilk akla gelen elbette Türkiye. Şimdi yapılmaya çalışılan benim gördüğüm Türkiye'yi bir şekilde İran'la karşı karşıya getirip bir anlamda jandarma haline getirmek.
bölgenin Amerika adına jandarması olacak. İran'ın ilerleyişini, Şiilerin ilerleyişini durduracak. Bu arada kendisi de zarar görüp siyasi İslam'ı ortadan kaldıracak. Böylece Amerika hem silah satacak hem de kendine göre bulduğu bütün belalardan kurtulmuş olacak bir etapta. Peki bu koridor devlet Türkiye'nin eğer bütünlüğünü, üniter yapısını bozarsa, Türkiye'nin güvenliği bozulmuş, zayıf güçsüz bir devlet halinde olursa nasıl Amerika ve jandarma olarak kullanacak? Şöyle düşün. Yani orası bir kere sen de onu okudun. Öncelikle bir özerk bölge gibi düşünülecek. Yani tıpkı Irak'ta yaptıkları gibi. Nasıl yaptılar? Önce Barzani için bir özerk bölge hallettiler. Şimdi yavaş yavaş bağımsızlık konuşuluyor. Ama bu benim gördüğüm, o koridor öyle bir günden bir güne olmayacak. O koridorun zamanı var. Buna Türkiye'nin itirazını yıkmak için de Türkiye'yi güçsüzleştirmek lazım. Bunun en iyi yolu da nedir? İran'la olası bir çatışma. Düşünsene sen İran gibi çok büyük bir ülkeyle çatışmaya girdin. Bir de şunu da unutma. İran da o koridora karşı. İran da o koridora karşı olan ülkelerden biri. Türkiye ile İran'ın birbirine çatışması demek, o koridorun daha olabilir hale gelmesi demek. İtiraz edecek bütün ülkeleri tek kalemde sen kenara almış oluyorsun. Şu anda yapılmaya çalışılan benim gördüğüm o. Bak mesela çok ilginç ve bunun da bütün taşları teker 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 döşeniyor. Katar'la Türkiye bir anlaşma yaptı. Nedir? Katar'da bir üs kuracağız. Biz Mehmetçi'yi oraya göndereceğiz. Bunu böyle işte ilk üssümüz uluslararası falan. Neden Katar'da üs kuruyoruz? Neden? Büyük ülkeyiz. Büyük ülkeyiz diye Katar'da üs mü kurulur? Ya da bir herhangi bir ülkede askeri üs mü kurulur? Onun bir amacı olması lazım. Anlaşmaya bakıyorsun. Meclise geldiği için okuma fırsatı bulduk biz de. Anlaşmaya bakıyorsun. Neden üs kurulduğu? Ne kadar süreyle Mehmetçiğin orada görev yapacağı falan hiçbir şey yok. Üstelik bir başka unsur daha var ki bence çok önemli. Bütün masrafları Katar karşılayacak. Ya niye Katar bizim askerimizin masrafını, madem böyle üst bizim için çok önemli de Katar bizim askerimizin masrafını karşılıyor? Çünkü kendi ordusu yok. Çünkü bir şekilde Mehmetçiği oraya jandarma diye koyacaklar. Kime karşı jandarma? İran'a karşı. Çünkü İran Savunma Bakanı daha dün bir açıklama yaptı ve dedi ki Mekke ve Medine dışındaki bütün o Sünni Müslümanların olduğu bölgeyi, Sünni Arapların olduğu bölgeyi yıkarız dedi. Ki buna Katar da dahil. Düşünsene yani İran'ın birdenbire Katar'la bir kavgaya dönüştüğünde, giriştiğinde bizim Mehmetçik orada. Yani anlaşma o kadar korkunç ibareler içeriyor ki, bir başka unsur mesela bir dehşete düşüren. Diyor ki eğer diyor bu üs konusunda ya da askerlerin sayısı herhangi bir konuda Katar'la Türkiye arasında bir anlaşmazlık olursa ne yaparız? Mesela biz kira sözleşmesi bile yaparken yazarız, ev kiralarken bile. Herhangi ev sahibiyle kiracı arasında bir anlaşmazlık olursa şu mahkeme buna bakmakta yetkilidir diye. Burada ne yazıyor biliyor musun? Ne Katar yerel mahkemeleri, ne Türkiye'deki yerel mahkemeler, ne de uluslararası mahkemeler böyle bir anlaşmazlık halinde bakmaya yetkili değil. Ancak iki hükümet bir araya gelirler, sorunları çözerler. Bu nedir biliyor musun? Zaten Katar bir emirlik. Onların bir hukukun üstünlüğü, mahkemesi, şusu busu yok. Emir ne söylüyorsa olur. Emir demiri kesiyor yani. Öyle bir durum var orada. Şimdi bizde de getirilen durum bu. Yani Türkiye'deki yargı sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı sistemi bir kenara itiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlı olduğu uluslararası anlaşmalar, uluslararası yargı sistemi bir tarafa itiliyor. Ve eğer bir anlaşmazlık varsa bunu yüce hükümetimiz, yüceyi tırnak içinde söylüyorum, çözer demeye getiriliyor. Bu kadar anlamsız bir anlaşma ve bunun sonucunda işte dediğim gibi Katar'a işte üs kuralım, işte Suudi Arabistan'a gidelim, bütün o Müslüman Sünni ülkelerle bir araya gelelim. Ondan sonra Trump'la da bir oturalım, konuşalım. Ne yapalım? Trump'ın en büyük düşmanı olan İran'a karşı bir cephe oluşturalım. O cepheye Amerika çok uzak, Türkiye çok yakın. Amerika silah satacak, biz de askerimizi ortaya koyacağız. Yani pişirilen bu. Ve bunu Türkiye'nin görmesi ve hükümeti herkesin uyarması gerekiyor. Çünkü hakikaten geleceğimiz son derece karanlık gibi görünüyor bana. Olur Zeynep, teşekkür ederim. Tabii Sayın Baba şeyden bahsetti Zeynep. Katar bir emirlik, orada hukuk yok ama Türkiye'de Katar'dan bir farkı yok demeye geldi yani bir anlamda. Evet. Yani iki devlet başkanı bir araya gelip sorunları çözer dedi. Gerçekten Türkiye bir emirlik mi? Mesela son Hakim Savcılar Kurulu oldu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu şimdi. Ona
Mecliste bir alt komisyon kuruldu. Üye devşirilmeye çalışıyor. Onunla ilgili de sıkıntı var. Türkiye'de bir parti devleti, parti hukuku, parti hakimi, parti yargıcı, parti valisi, parti kaymakamı buna doğru gidiyor. Nedir tablo senin gördüğün şeyden, Zeynep'ten farklı olarak? Şimdi söyleyeyim. Sayın Ertürk, ben de katılıyorum Zeynep'in değerlendirmelerine ve yargı boyutuyla ilgili olarak Türkiye 10 Mayıs Çarşamba günü mecliste bir oylamaya tanık oldu. Daha doğrusu çok da tanık olamadı. Gazetelerin, televizyonun çoğunun bunun ayrıntılarına girmediler. Biz referandumdan önce bu anayasa değişikliklerinin en çok yargıyı vuracağını, bağımsız yargı vesaire bütün onlardan öte bağımlı yargıyı da bırak, yargının ortadan kalkacağını, bir partinin yargının bütün aşamalarını hatta bir kişinin egemen olacağını söylemiştik. Bunun somut bir örneğini yaşadık. AKP ve Erdoğan referandum boyunca biz işte hayır çık, evet çıkması halinde terör bitecek, ekonomi şahlanacak, işsizlik sona erecek demişti. Bize demişti ki hayır, akılları, fikirleri devleti ele geçirmek, yargıyı tümüyle bitirmek demişti. Bunun somut fotoğrafını yaşıyoruz bugün. Yargıyla ilgili olarak mecliste Hakimler Savcılar Kurulu'nun meclisin seçeceği 7 üyesini belirlediği saatlerde maalesef terör hortlamıştı. 2 şehidimiz vardı. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bir de Hatay Hassa'da maalesef polisimizle jandarmamız çatıştı. Bir şehidimiz var. Tabii ki çok kötü bir durum ve hiç kimsenin arzu etmediği bir durum biliyoruz. Ama ne hale geldiğini devletin de göstermesi bakımından çok vahim. İşte terörde bunlar olurken Sayın Ertürk, şu anda meclisteki oylamayı ben anımsatmak istiyorum. Evet. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşacak. Bunun 4'ünü doğrudan Erdoğan seçecek. İkisi doğal üye sayılıyor. Yani Adalet Bakanı ile Müsteşarı. Onu da Erdoğan seçecek. Çünkü artık başbakan kalkıyor. Yürütmenin başı da Erdoğan. 7'sini meclis seçecek dediler bize. Amma yapıyorsun, AKP değil kardeşim. Mecliste işte. Meclisteki oylama şöyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi katılmadı. Dedi biz bu oyunda yokuz dedi. Ve AKP'nin ve MHP'nin 34 üyesi katıldı. Ve şu anda arkadaşlar gösterebilir mi? Bakın katılanlar 83 kişi oylamaya katıldı. Bunlar 21'e indirildi. 3 katı olması lazım. Şimdi bütün üye, bütün adaylar 34 oy almış. Ya Allah aşkına biri 33 alsın ya. Talimat gelmiş ve hepiniz şu 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 kişilere oy vereceksiniz deyip hepsine 34 oy çıkmış Sayın Ertürk. Bu meclis iradesinin bir kişi tarafından yönetilip şuraya oy vereceğiniz denmesinin fotoğrafıdır. 83 üye, 83 başvuru 21'e indirilirken Sayın Ertürk biri başka bir şey demez mi ya? Biri. Diyecek olan istifa ettirdiler ya Koç Demir'e. Ona da geleceğim. Şimdi bir defa böyle. Peki bu bütün hakimleri ve savcıları özlük işlerine bakacak, atamasını yapacak olan bu Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyeleri tıpkı bir düz memurun iş başvurusu gibi, bir mühendisin, bir temizlik işlerine başvuran kişinin, başkanımızda herhalde yüzlerce CV vardır, binlerce diyeyim ya da binlerce iş başvurusu gibi meclise iş başvurusu yaptılar. Onlardan bir örnek. Örneğin başvuru yapanlardan biri diyor ki Sayın Kocabey, ben diyor şurada doğdum, evliyim, 3 çocukluyum, emekliyim, doktora yaptım. En sonunda demiş ki meclise, bilgilerinize saygılarımla arz ederim demiş. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu bağımsız. Meclisten iş istiyor, beni üye yapın diyor ve bunu arz ederim diye. Ben bunu küçümsemiyorum. Ama hakimlik çok önemli. Bütün meslek dallarında bir belediye başkanı siyasete girmek isterse istifa eder, girer, kazanamadı, döner belediyesine. Bir öğretmen siyasete girmek isterse, milletvekili olmak isterse istifa eder. Girer seçime, kaybederse döner. Hakim istifa edip girerse dönemiyor. Yasa böyle. Diyor ki hakim artık bir partiden adaysa taraflığı belli olmuş olur diyor.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar bu ülkeye getirmişler. Hakimin tarafsız olması gerekir demişler. Ama şimdi hakim iktidar partisinden en yüksek kademeye çıkmak için iş isteyen bir konuma getirildi. Ve burada Sayın Ertürk içeride böyle bir iki tane daha göstereyim arkadaşlar belki görmek hani örneğin özgeçmişi diyor. Hakimler bu başında göstereyim meclisin Antetli şu anda sıra sayısı önümüzdeki yarın salı ya da çarşamba oylanacak mecliste bu. Bakın meclis sıra sayısına girmiş ve milletvekilleri baktıklarını kendilerinden iş isteyenlere bakacaklar. Diyecekler ki ha özgeçmiş fena değil. Nerede doğmuş? Bir de gelsin mülakattan geçirelim diyebilir belki. Bir başka üye yine işte özgeçmişi tek tek koymuş buraya. Ve bu özgeçmişlere bakmayacaklar aslında. Ama hakim ve savcılar yüksek kuruluna girecek olanlar bu konuma düşürülmüş oluyor aynı zamanda. Yani normal bir belediyede diyelim ki temizlik işçisi gibi yani. Hiçbir mesleği küçümsemiyorum ki temizlik işçilerimiz en önemli görevi yapan kişiler. Doğru, ama her mesleğin anlamında tabii söylemiyorum. Ki, başvuru anlamında söylüyorum. Her mesleğin bir şeyi vardır. Bir niteliği, bir özelliği vardır. Peki başvuranlardan bir iki tanesini ben Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyesi olacak kişilerden. Çünkü bunlar üçe indirildiği için biri seçilecek. Örneğin birini söylüyorum. Ülkü Soylu. Burada arkadaşlar görebilir belki. AKP Kadın Kolları MYK üyesi. Bu şimdi Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyesi olacak. Peki aynı yerdeki bir başka aday kim? Adını veriyorum. Şerife Taşbaşı AKP Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı. Devam edelim baba. Devam edelim. Bir başka kişi Hamit Kocabey Devlet Bahçeli'nin avukatı. Devlet Bahçeli'nin avukatı. Tabii, Devlet Bahçeli'nin tabii avukatı. Var. Ve MYK üyesi. Arkadaşlar buradan listeyi şey yapabilirler. Şimdi Allah aşkına şimdi adam şimdi böyle bir tablodan karşılıklı siyasi dengeyle kurulmuş bir yargı ve bu yargıya şimdi Danıştay Başkanı Zehra Hanım dedi ki kuvvetler ayrılığı oluşmuştur. O nasıl peki? Yazıklar yani olsun. Sayın yani Babay çok, anlamak mümkün yani, değil. Bir de olağanüstü hal kararnamelerini savunan bir ve bunun yani demokrasinin bir gereği yok. Evet. Nedir bu yani? Bir de ihsası rey yapıyor. Yani, belki ona gidecekler ama hayır çok iyidir KYK'lar diyor. Yani bir an önce olağan hale dönmek gerekirken bu hale geliyor. Şimdi nedir o Danıştay Başkanı'nın tavrı? Danıştay Başkanı ben burada kalayım diyor. Her şeyle kabul diyor. Tabii ki işsizlik çok ciddi bir sorun. Ben insanların eşlerin ve çocukların işe girme duygusunda hakikaten hassasım. Yani bir laf etmek de istemiyorum. Ama o görevi geldinizse sizin kızınız hakim olmak isterse herkes bir laf eder ona. Yani Danıştay Başkanı'nın biliyorsunuz kızı hakim yapıldı. Maalesef oldu da diyebiliriz tekrar ediyorum. Ama burada siz Danıştay görevindeyseniz, yüksek hakimseniz ayrıca buna özen göstermeniz gerekir. Şimdi bu oylamanın bir iki özelliğini söyleyeceğim. Bu 34 oy aldılar ya hepsi. Oylamadan 1,5 saat önce Sabah gazetesi listeyi yayınladı. Oylamadan çıkacak. Oylamadan 1,5 saat önce Sabah komiteri listeyi hatırlıyor musun? Daha önce de Samanyolu'da yayınladı. Yayınlanırdı bu tip listeler. HSYK'ya kim seçilecek, tabii, ne zaman olacak? Gazetesi, Zaman gazetesinde, Samanyolu televizyonunda falan yayınlanırdı. Şimdi Sabah gazetesinde yayınlanıyor. Şimdi burada bir kişi burada farklı oy verebilirdi. MHP'nin Bursa milletvekili Kadir Koçdemir. Çünkü Devlet Bahçeli'nin siyasetini onaylamadığını ve referandum öncesinde hayır diyeceğini söylemişti. Koçdemir'e MHP istifa et dedi. Etmem dedi. AKP'yle bir olup azlettiler. Ondan sonra onun yerine evet diyecek MHP'li adayı getirdiler. Sayın Ertürk, hepimiz bir değerlendirelim. CHP bir komisyon üyesini Kemal Bey istifa etmesini isteyip de etmeseydi ve mecliste azledilseydi neler yazılırdı? CHP'de kazan kaynıyor, CHP'de yönetim kaosu, meclis CHP karıştı. Ya MHP işte böyle oldu. Sözü getireceğim yer elbette biz de her şeyle tril tril gitmiyoruz. Ama CHP eleştirilmesi çok sevilen ve her şeyi olağanüstü abartılan bir parti olarak yani buraya yatay geçiş yapacağım ve buradan şu vurguyu yapacağım Sayın Ertürk. Evet. Şimdi HSK böyle oluşacak. Ben yine burada referandumdan önce HSK'nın oluşumunu şöyle demiştim. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2 üyeyi yürütmenin başı Erdoğan, 7 üyeyi de AK Parti Genel Başkanı Erdoğan atayacak demiştik. Aynen öyle oluyor şu anda. Ve HSK'daki kuvvetler ayrılığı 4 üyeyi Recep, 2 üyeyi Tayyip, 7 üyeyi de Erdoğan seçecek. Bekleyip görmeyeceğiz ama zamanla bunun doğuracağı sonuçları ayrıca yaşayacağız. Ama biz bu işe teslim olmayacağız. Bu süreç yakın tarihimizde Sayın Erdoğan. Daha sonra tartışma konusu yapabileceğimiz bir şey açacağım şimdi. 12 Mart döneminde en çok karışan parti CHP olmuştur. O dönemin Adalet Partisi 12 Mart döneminin, askeri döneminin, ara döneminin hükümetine üye vereceğim demiştir. Bütün Demirel o dönemi anlatır, İnönü de anlatır ve derler ki biz parlamentonun yaşaması için, parlamenter sistemin bir an önce normalleşmesi için meclisten hükümet çıkmasını istedik der. CHP de üye verir, başbakan verir. Yurt dışından Ali Karaosmanoğlu gelir. Ama CHP bunu yaparken genel sekreter Bülent Ecevit istifa eder. CHP karışır. CHP'nin bir kanadı parlamentonun yaşamasını istemektedir. Bunun bir an önce düzlüğe geçmesi için bu dönem şart demektedir. Öteki kanadı hayır Ecevit bunu kabul etmiyorum. Biz bu gidişe hayır demeliyiz demektedir. Ve onun ardından CHP'de bir enerji doğmuştur. Ecevit halkın gereksinimini yakalamış. Akgünlere toprak işlerinin su kullananın ve ne ezen ne ezilen insanca hakça düzen deyip %42 yakalamıştır. Bu kaos ortamı, bu gerilim, bu Türkiye'nin yönetilemezliği, dış politikadaki duvara toslamalar, iç politikadaki bu ekonominin kör gidişi bizi çok etkiliyor. CHP'yi doğrudan etkiliyor. Ama biz burada kendi içimizde de tartışma içindeyiz. Sayın Tantan fiilen Mürseverdiğine inandığım bir kişi olarak bize de sorumluluk yükledi. Sayın Tantan hiçbir kişisel çıkar gözetmeden çok net ve perdesiz konuşan bir düşünceyle bunları ortaya koydu. Ben iddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin geleceği için bu toplumun ihtiyaçlarını yakalayan tıpkı 12 Mart dönemini aşmamız gibi bu olağanüstü dönemi de aşacak bir siyaset üretmenin sancısında, gebeliğinde ve çırpınışları içinde. Bunu kamuoyu çok farklı yorumlayabiliyor. Her evet. Kafadan bir ses mi var diyebiliyorum. Evet. Kime arkadaşlarımız belki erken, belki geç konuştular. Ben bunların tek tek bu konularla ilgili değilim. Ama bu dönemi aşmak için biz kim gitsin kim kalsın yarışması yapmayacağız. Hangi siyaset üretmeliyiz? Sayın Tantan vurguladı. Evet. Son Sayın Ertürk. Bu %49 bu gidişi kabul etmedi ki başbakan adayımız olsun dedi. Şu anda içimizde ben bu tartışmayı yatsamıyorum. Bir yapı var bu %49'u en iyi biz temsil edip Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'dan alalım. Bir yapı var ya biz bu gidişi nasıl kabul ederiz? Biz bu gidişi hayır diyerek o isteyelim. Bunlar çatışıyor görüyoruz. Ama biz bunlardan önümüzdeki dönemin daha net bir politikasını çıkaracağız. Evet. Çıkarmalıyız diyorum Sayın Erdoğan. Teşekkür ederim Temel Bey. Sayın Başkan, tabii siyaset çok hızlı ama sizin de siyasi bir çizginiz var tabii. Yani haklı olarak bir partiden aday olduğunuz o parti sizi belediye başkanı adayı yaptı ve belediye başkanı olarak seçildiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldikten sonra, bu belediye başkanı seçildikten sonra özellikle, tabii ki siz hizmet için varsınız, siyasi partileri arasındaki farkı görmemezlikten geleceksiniz. Halka hizmet için çalışacaksınız. Bunlar doğal, normal. Ama bir de sizi var eden bir siyasi parti var arkanızda. Arkanızdaki siyasi partinin yeterince belediyede kendisine yer bulduğuna ya da kadrolar bulduğuna ya da o partinin sizinle birlikte en azından güç kazandığına inanıyor musunuz? Böyle bu tür bir şey de var, söylemler de var. Yoksa ben adil olanı, doğru olanı yaptım. Belediyenin çalışması için böyle lazım. Ben bu yolda devam edeceğim gibi bir çizgi mi çektiniz? Nedir Hatay'daki şu an durum? Şimdi tabii biz Hatay'da ideolojik gerçeklerle mücadele etmedik. İdeali aradık. Her şehrin, her ülkenin kendince idealleri vardır. Ama ideolojik saplantıya giren her siyasi parti, düşünce, idol bence kaybolmaya mahkumdur. Şimdi şehrin idealleri bizim o gün Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte mücadele edip seçimi kazanmak yönündeydi. Ve biz bunu yaptık. Şehir de bunu yaptı. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bir ideolojik çerçevesi var. Benim de gelirken bir ideolojik çerçeveyle geldiğimi kimse unutmasın. Yani biz hangi partide olursak olalım, kendi kişiliğimiz ve kendi kimliğimizle durduk. Yani önceki partide de aynı kendi kimliğimize, kişiliğimizle durduk. Ve Hatay halkı bizimle özdeşti. Ve seçim zamanı, iki ay belki siyaset konuşuyoruz. Onun dışında bütün varımız yoğumuzu Hatay için harcıyoruz. Yani Hatay'daki idealler için. Demin birçok işte Expo'yu konuştuk. Ekonomide gelmek istediğimiz noktayı konuştuk. Savaş sonrası komplikasyonları konuştuk. Bunu biz Hatay'ın bütünüyle yapmak istiyoruz. Şimdi tabii ki siyasi partideki il ve ilçe yöneticisindeki, yönetimindeki arkadaşlarımız en çok kendilerinin oyun içinde olmasını isteyecektir. Ama unutulmaması gerekir ki biz ilk başlangıçta mantık evliliği yaptık. Şehrin idealleri adına mantık evliliği yaptık ve bize her kesimden oy verdi. Yani bir, şu demin Sayın Balbay'ın ifade ettiği gibi işte bu anayasa değişikliğindeki işte %49 veya işte Sayın Bakanımızın %56, %58 diye tabir ettiği bir şey var, oy oranı var. Biz çok zor şartlarda bir mantık evliliğiyle bir koalisyon yaptık. Ve sağdan gelen, işte merkez sağdan, muhafazakar çerçeveden, milliyetçi kesimden de oylar aldık. Ve bu oyların hak karşılığında biz şunu yapıyoruz. Geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 19.36 idi anketler. Genel merkezimizin yaptığı da bizim yaptığımızda. O zaman AK Parti 46.4'tü. Ve bundan önceki anayasa değişikliği, YSYK için yapılan oylamada da bu çıkan sonucun tam tersi sonuç çıkmıştı Hatay'da. Siz, en çok siz bilirsiniz. Şu anda Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi %40'ın üstünde. Yani %19.36'dan %40'ın üstüne gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve geçmiş zamanlarda hiziplerin çatıştığı bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Hatay için söylüyorum. Genel anlamda değil. Ama şu anda il başkanı, il yönetimi, ilçeler, kadın kolları, gençlik kolları ve belediyelerin birlikte yönetişim anlayışıyla Hatay'a hizmet ettiği bir olgu yaşıyoruz. Ben sağdan geldim. Demin siz ifade ettiniz. Sağdan gelen sol açık. Sayın Genel Başkanımıza da bunu ifade ettik. Bizi buraya getiren Hatay'ın gerçekleriydi. Sayın Bakanımızın deminki konuşması ve bizim burada olmamızın sebebi de Türkiye'nin gerçekleri diye ifade etti bize. Biz Hatay'da bütün halkı kucaklamazsak bir daha ne seçimde büyük şehri kazanma şansımız var ne de 4'ten 5'e milletvekilini çıkartma şansımız var. Şimdi düşünürüm birine sormuşlar. Niye iki elimiz var demiş. Demişler iki elimiz iki kolumuz. Karşımızdakini daha iyi kucaklamak için demişler. Biz yani sadece Hatay'da değil bu %49 işte %56 dediğimiz onu hayır cephesinde de onu da soracağım. Yani iki elimizi sağ, açarsak evet, kazanırız. Evet. Sağ açılımı nasıl görüyorsunuz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi'yle görüşmelerini, Meral Akşener'le görüşmelerini bir %49'luk bloğu ayakta tutmak için daha böyle dürüstlük, Cumhuriyet, Atatürk gibi ilkelerin çerçevesinde etrafına toplanacak insanları bir araya getirmek, ideolojileri biraz kenara bırakmak, bu açılımı nasıl buluyorsunuz? Tabii Hatay'daki biz ideolojiyi bir kenara bırakıp ideal için mücadele ettiysek, mantık evliliği yaptıysak, Türkiye'de de aynı şeyi yapmadan siz o ideali gerçekleştirme şansına sahip değilsiniz. Yani mantığın ön planda olduğu, işte adaletin, hukuk sisteminin, evrensel hukukun, bizim cumhuriyet değerlerimiz, tabii ki insanların milli manevi değerleri de olacak. Şimdi yani bu hayır cephesinin manevi değerleri yok mu? Milli değerleri yok mu? Atatürk sevgisi yok mu? Cumhuriyet sevgisi yok mu? Laiklik kaygısı yok mu? Ama nasıl laiklik dinsizlik demek değilse de bu yüzde işte deminki ifade ettiğimiz hayır cephesinin de bence Türkiye'nin çıkarları açısından birleşmeye ve bundan sonraki süreç içerisinde bir olmaya mecburiyeti vardır. Belki cephede bu, değil ve hayır buluşması demek değil mi? Tabii tabii hayır yani, diyorum zaten. Hayır birliği, hayır cephesi lafı hani ha, şey hayır cephesi anlamı, hayır birliği, hayır cephesi aslında hayır, Sayın Balbay. Aynı. Yani hayır anlamında diyorum. Yani hayır reddetmek anlamında değil. Hayırda birleşin diyor yani. Yani bizim dinimiz hayırda birleşin diyor. Yani bu evetçilerin sadece din anlamında gerçekleri kabul etmesi değil bu. Hayırda birleşin anlamında bunu hayır cephesi yaptı zaten. Yani şimdi hayırda birleşenler bundan sonraki süreç içerisinde
Şu yalnız benim içimi burkan bir şey. Buyurun. Biz sadece Cumhuriyet, Atatürk, laiklik adına birleşmeyelim. Doğrular adına birleşelim. Doğrular adına birleştiğiniz zaman bütün bunları kapsar zaten. Evrensel gerçekler adına birleşelim. Yani bu demin Sayın Tantan'ın, Sayın Balbay'ın, Zeynep Hanım'ın anlattıkları aslında bu global dünyada bakın her şeyi herkes çok iyi irdeleyebiliyor. Bizim de Türkiye'nin gideceği yönü irdelememiz ve ona göre yol almamız için sayın liderlerin geç kalmış bir birleşme bu. Yani geç kalmış işte insanların birbirini ziyaret etmesi. Yani insanlar farklı görüşte olabilir. Ben de yani milliyetçi muhafazakar bir çevreden geliyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ve biz şu anda orada %54.4 oy aldı. Ha bu Lütfü Savaş'ın şeyi değil. Sadece mücadelesi değil. Orada parlamenter sistemden yana tavır koyan tüm hemşehrilerimizin koymuş olduğu tavır bu. Bunu ne ben ne Cumhuriyet Halk Partisi tek başına veya il başkanlığımız tek başına bunu sahiplenme şansına sahip değil. Yani şu anda Türkiye'deki arayışların da özünde bunun olması lazım. Herkesin egosunu dolaba kilitleyip Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği adına, çocuklarımız ve torunlarımız adına doğru yönde karar kılıp ellerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Yani ben hep şunu söyledim. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Daha iyisi için rakibiz sadece. Hatay'da da sizin o söylediğiniz kadrolaşma konusunda da ben sağdan geldim. Seçim sürecinde tabii ki bize sağdan insanlar çok destek verdi. Muhafazakar, liberal, milliyetçi cepheden. Biz %30'unu ben alıyorum. %70'ini il başkanına diyorum ki şu ihtiyaçlarımız var. %70'ini siz belirleyin. Ya il başkanımız, vekillerimiz, sayın vekillerimizle, ilçe yöneticilerimizle, kadın kollarımızla, işte gençlik kollarımızla ihtiyaç sahipli gençlerimize iş veriyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Yani bu çok acı bir şeydir. Lütfü Savaş geldi. Her denilen yapacak falan. Ben zaten benim bir kimliğim, bir duruşum olmazsa beni Cumhuriyet Halk Partisi niye çağıracak ki? Birçok aday vardı orada. Yani biz kimliğimizle geldik ve duruşumuzla partimizle birlikte kazandık. Bunu kimse unutmasın. Yani bu seçimler 5 yıllık değil. Bundan sonraki süreç içinde bize bu birlik gerekiyordu. Yani %70'ini Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sistemde, %30'unu sağdan genel arkadaşlarımıza verdiğimiz bir sistemde aslında biz doğruyu yapıyoruz. Yani bunu anlamamak isteyenlerin kendini sorgulaması lazım. Yani böyle bir sistem başka hangi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde var? Bunu bana söyleyin. Tabii yani liyakat da önemli. Siz yani bir belediye başkanı olarak kimle çalışacağınızı seçme özgürlüğüne de sahipsiniz. İyi hizmet, kalite hizmet almak için ama siyasette bir de vefa ve sadakat diye iki kavram var. Bunlar da önemli başkan. Yani siyaset yaparken İşte önemli. Vefayı öyle gösterir. Bize destek veren insanlar da tabii belediyede görmek istiyoruz. Vefa dediğiniz hadise bu. Tabii. Yani mesela ben, AKP'de çok geçerli bir şey, fazla geçerli. Vefa değil, biat artık o yani. Yok, biz biat kültürü, biz Allah'tan başka kimseye tabii biat etmeyiz. Tabii. Ama şu var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi aşamadaki belediye olursa olsun, bizimki kadar demokrat davranan başka bir belediye varsa ben gider belediye başkanımızı ve tebrik ederim yani. Başkanım, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum program için, bütün programa katılan tüm değerli büyüklerimize, Zeynep Hanım'a da başarılar diliyorum. Siyaset bir duruştur. Yani siyaset sosyal medyadan işte çok konuşulara kapılan bir şey değildir. Duruştur ve güven vermedir karşımızdaki insana. Ben Türkiye'de bunun hakim olduğu andan itibaren Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde düzlüğe çıkacağını düşünüyorum. Hep ideallerden bahsettik. Bir de bu mantık evliliğinden bahsettik. Şimdi mantık evliliği teslim olmak değildir, birlikte yönetmek demektir. Aynı evdeki eşlerimizle, ailelerimizi yönettiğimiz gibi biz de Hatay'da çok iyi bir ivme yakaladık. İl başkanımız ve oradaki bütün kademelerdeki arkadaşlarımızla birlikte başarılıyız. Zaten bu gittikçe bu trendi genel merkezimizde anketlerde gösteriyor. Ama tabii ki insanlar sorgulanacaktır. İnsanlardan daha fazla bir şey adım atılması istenecektir. Ama o ideallerin önüne geçerse ben orada olmam. İdeal her şeyin önündedir. Önemli tabii başkan.
Umarım hayırlısı olur. Yani memleket için, Hatay için. Sevgili bakanım, bir yandan siyaset de girdi devreye. Haklı olarak başkanın da söyledikleri şeyler çok önemli. Türkiye bir zor seçimin bir öncesinde, bir ön adımında Türkiye yolunu seçecek. Yani artık başkanlık sisteminden sonra siyasi partilerin çok fazla bir anlamı kalmadı. Yani siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelip başkan adaylarını belirlemedikleri sürece, %50 artı 1'i ulaşmadıkları sürece siyaset yapmaların da bir ne için siyaset yapacaksınız? Sadece yerel yönetimler kalıyor geriye. Onunla ilgili bir yarış söz konusu. Peki siz bundan sonra %49'u kabul etmem dediniz haklı olarak. Ama kesinleşen işte Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, Danıştay'a, Yargıtay'a başvuru, bunlardan bir sonuç alınamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaldı. Ondan da bir sonuç alınamaz gibi söylentiler var. Peki bundan sonra ne yapılmalı Sayın Bakan? Sonucu halk alacaktır. Mahkemelerden sonuç almak için uğraşmaya gerek yok. Yani bu halk bunu kabul etmediğini ispat etmiştir. Bir şekilde siyasi baskıyla el konularak bu dayatılmıştır. Halk nasıl alacaktır? Örgütlü halk hukuk zemininde. Bu anayasa Allah yasası değil ki yani. Şu anda yıllarca anayasaya tanımayan bir siyasi iktidar var. Yasaları tanımayan bir iktidar var. O 2003'ten 2017'ye kadar sürekli aflar çıkararak, çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi aşağı yukarı kendi mali ve ekonomik gücünü o kadar büyütmüştür ki devletin imkan ve kabiliyeti ve kapasitesini, bunu anlatmakla saatler, zamanlar etmez. Bunlar hepsi biliniyor. Ben onlara girmek istemiyorum. Türkiye çok tehlikeli bir süreçte ve açık tehdit altında, hem de müttefik olarak bilinen ülkelerin tehdidi altında halini de dile getiriliyor. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Bir taraftan halk dinamize edilecek, uyanık tutulacak ve ülkesine sahiplenmesi için sürekli bilgi pompalanacak. Çünkü büyük bir kirli bilgiyle insanların beyinleri uyuşmuş vaziyette, uyuşturulmuş vaziyette. Bu büyük bir proje. Burada bir kere ulusal güvenlik siyaseti belgesinin yeniden yazılması gerekiyor. Türkiye'nin diplomasisi çökmüş. Türkiye'de diplomaside söz sahibi, emekli, aktif ne kadar insan varsa bir araya getirip yeniden Türk diplomasisinin nasıl canlanacağı, nasıl itibar kazanacağı, nasıl dinamize edileceği, kendisinden gelecek nesilleri nasıl yetiştireceğini, bunun da çalışmasının yapılması gerekiyor. Bir taraftan da özellikle güvenlik bakımından, iç ve dış güvenlik bakımından Türkiye'nin iç ve dış güvenliğin stratejisinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda da yetişmiş bir sürü insan gücü var istihbar açısından, komutanından, askerinden erine kadar. Bu coğrafyada hizmet etmiş, hizmet etmeye devam eden gönüllü insanlar var. Bunları niye ifade ediyorum? Çünkü özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kurumsal devleti ortadan kaldırırken, saray devletini kurarken kendisine biat edecek, tabi olacak ne kadar cahil, bilgisiz İnsanlar varsa bunları iş başına getirdi. Kendisi de bundan rahatsız şimdi. Bu getirdi. Şimdi burada bu şekilde yürümediği de belli ve hep tek kişinin şeyine kalmış vaziyette. İradesine kalmış vaziyette. Şimdi yakın geçtiğimiz günlerde İDEF fuarı yapıldı. Savunma sanayi. Ya güzel, Türkiye'de bir takım şeyler yapılıyor falan ama peki kardeşim, yapılıyor da bunun motor aksamı nerede? Öbürü nerede, biriki nerede, niye pazarlayamıyorsun? Kimden icazet alacaksın? Bir de bunları halkla paylaş. Şimdi sana yıllarca terör örgütleri mücadelede Batı'nın sana verdiği silahları bile kullanamadın. Hep ambargo kondu. Bunlar hepimiz yaşadık. Evet. Hala da konuyor mu? Hala da senin akıllı mermi ve silah almanda sıkıntın var mı? Var. YPG PYD'yi alıyor mu? Alıyor. Bunu sen de biliyorsun. O zaman yiğitçe halka bunları anlatman gerekiyor. Bunu yapamıyorsan ben de buradan diyorum ki hiç kimse korkuya kapılmasın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu liderliği yapamayacaksa, tabii ki halkın içerisinde, arayış içerisinde olan binler var. Bir sürü örgütler var. Herkes bir köşe başında geleceğimiz ne olacak diye tartışıyor ve burada en fazla kimler aktif biliyor musun? Kadınlar ve gençler. Kadınlar. Gençler. Çünkü 1980 ihtilal öncesi sağ sol din eksenli
yapılanmada, ayrışmada ki o bugünkü neslin belli şeyindeki olan insanlar hala şeyle meşguller. O sülh yönetim mahkemeleriyle işte şunda bunda meşguller. Ki şeyi aşamamışlar. Sadece laf üretiyorlar ama eylemde yoklar. Bugün Türkiye'nin insanlarının hukuk zemininde eylemde bir araya gelmeye ihtiyacı var. Doğru bilgilerin kamuyla paylaşılmasına ihtiyacı var. Bugün özellikle inanç değerlerimizi çökerten, bu faizden tutun da rüşvete kadar her şeye fetva veren hocalara karşı artık bu ülkenin yetiştirmiş olduğu ilahiyatçıların dikilmesi gerekiyor. Yine bu ülkenin yetiştirdiği ilahiyatçıların şuna dikilmesi gerekiyor. Peygamberimizin minberi, makamı, kürsüsü az eğitim almış adına melle denen insanlara terk edilemez. Ayrım yapamazsınız. En büyük ihanetlerden bir tanesi budur. Bu cemaatleşmeyi, cemaatlerin kamuda ve şeyde büyümesine göz yumamazsınız. Osmanlı Devleti'nin çöküşü bundan kaynaklanmıştır. Siz Allah'la kulun arasına kimse giremez diyorsunuz ama araya köşe başında kazanlar kurmuşsunuz, oraya birisini oturtturmuşsunuz, onu sokuyorsunuz. Ve orada Allah'a şirk koşuyorsunuz. Bütün bunlar bu toplumu içeriden kemiriyor. Bu toplum aslında yıkılmaz bir toplum. Biz geçmişimizden iftihar ediyoruz. Geçmişimize laf getirenlere zaten korkunç karşıyız. Ama bu ülkeyi yöneten insanların da biz şununla savaşamayız, bunu yapamayız şeyleri de bize büyük acı veriyor. Bizim tarihimiz böyle bir tarih değil. Geçmişimiz de böyle değil. Maalesef Türkiye böyle bir tuzağa düşürülmüş vaziyette. Bu tuzaktan bu milleti yine biz kurtaracağız. Başkası kurtaramaz. Yani bugün siz Trump'ta da görüşseniz, Avrupa'da da görüşseniz, Avrupa'nın bize bakışı, Amerika'nın bize bakışı, İngiltere'nin, İsrail'in bize bakışı belli. Ya bu, bundan önceki iktidarlar, kamu görevlileri, silahlı kuvvetler görevlileri, siyasetçiler aptal mıydı? Niye yıllarca Türkiye pasif savunmadayken aktif savunmaya geçti? Niye geçti? Süleymaniye'de kafamıza çuval geçirmekten geçirildikten sonra niye Türk ordusu tarumar edildi? Ne özel kuvvetlere girildi? Niçin? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri o günkü siyasi zihniyet Amerika'nın, Batı'nın, Avrupa Birliği'nin belli ülkelerinin Türkiye yönelik projelerinin Türkiye'yi parçalayacağı, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini kendisini kullanmak istediğini bildikleri için aktif savunmaya geçtiler. Ve bu coğrafyada 1900'lü yıllarda o günkü emperyal güçlerin bizim coğrafyamızda, bizim egemenliğimiz altındaki aşiretleri, etnik ve mezhepsel şeyleri nasıl kullandıkları, nasıl paralarla Türkiye içeride, Osmanlı içeriden çökerttiklerini arşivi o günkü insanlar biliyorlardı ve buna karşı tedbir almak için bu çalışma Süleymaniye'de ele geçirildiği için işte tarumar edildi. Bütün bunlar biliniyor. Bu iktidar da bunu biliyor. Burada Fethullah Gülen, bugünkü iktidar ve muhalefetin bazı aktörleri, İmralı, şusu, busu, hepsi aynı odaklar tarafından kontrol altında yönetilmekte. Bugün Türkiye için PYD'de, YPG'de, Fethullah'ta asla tehdit değil. Bu millet onları uzaya gitse orada boğar. Ama bu altyapıyı yapacaksınız. Bu altyapıyı yapabiliriz. Bu zor bir şey değil ki. Yani birbirimizi şikayet etmeye, bağırıp çağırmaya, meclise hakaret etmeye falan böyle bir vaktimiz ve zamanımız yok. Şu anda çok da yetişmiş insan gücü var. Yani Birinci Dünya Savaşı'na giderken ve Cumhuriyet kurulduktan sonra bile mühendis bulamıyorsun, hukukçu bulamıyorsun, şunu bulamıyorsun. Bugün tek imza atabilecek uluslararası kabul gören bir sürü yetişmiş insan gücü var. Ve bütün bu insan gücü hizmet etmek için çırpınıyor. Ama maalesef siyasi yapı bu insan gücünü parlamentoya taşımıyor. Kendisine tabi olacak, kendisine köle olacak sistemi taşıyor. Böyle Türkiye, böyle de bir girdap içerisinde. Ben gelecekten umutluyum Fatih. Buna bir nokta koyalım. Gene size söz vereceğim Sayın Bakan. Peki. Son 5 dakikamız var. Peki. Burada bir araya gitmemiz tamam. Lazım. Sayın Başkan'a da uğurlayacağız. Az sonra tekrar birlikteyiz. Bir reklam arası veriyoruz.